Evet, hattımızda İlknur Hanım var, bizi Bursa'dan arayan. Evet benim, buyurun. Merhaba İlknur Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. İlknur Hanım, ne harcamak istiyorsunuz ve kaç para? Şimdi bizim biraz karışık ama ben şöyle söyleyeyim. Bizim oturduğumuz ev şu an kira. Evet. Ev sahibimiz evi satmayı düşünüyor ve hani bize de teklif etti, isterseniz siz alın diye. Bizim böyle bir ev düşüncemiz yoktu aslında. Hani o söyleyince biraz böyle bize hani olur gibi geldi. Kaç paralık bir ev? Ev 105 dedi ama biz hiç pazarlığa daha girmedik. 105 bin liralık bir ev, yani içinde evet, oturduğunuz evi ev sahibi satmaya karar verince sizin de alma opsiyonunuz doğdu birdenbire. Aslında benim doğdu. Aslında eşim... sizin doğdu. Peki. Eşim araba almak istiyor. Hani tipik böyle her, bayanlar ev ister, erkekler araba ister. Hani eşim birikmiş bir paramız var. Ondan güzel bir araba alalım diyor. Biz arabayı da yeni sattık. Ben de bu kadar birikmiş paramız varken niye ev almayalım diyorum. Hani böyle bayanların düşüncesi. Peki İlknur Hanım, 30 yaşındasınız. Evet. Çocuk var mı? Bir tane 6 yaşında oğlum var. 6 yaşında oğlunuz var, Allah bağışlasın. Peki karı koca anlaşamıyorsunuz. Biriniz ev almak istiyor, biriniz araba almak istiyor. Ne yapsak? Aynen öyle. Siz sorunu çözersiniz diye eşim hani sen para durumunu ara. Kendisi teklif etti, yani ben hani illa ev alalım da demiyorum. Hani bir ara dedi, çünkü hani sizin yönlendirmeleriniz de çok hoşumuza gidiyor. Böyle insanlara güzel tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Hani bize de güzel bir tavsiyede bulunursunuz diye düşündük. Evet, şimdi hemen gelin para durumuna bakalım. Çünkü aslında tavsiyede bulunan para durumunun kendisi. Evet. Rakamlar konuşuyor hemen. Gelin bakalım bugünkü para durumunuz sizin 105 bin liralık bir ev almak için müsait mi değil mi? Ne kadarlık gelir var? 3500. 3500 liralık gelir var. Karı koca mı çalışıyorsunuz? Evet, ikimiz de öğretmeniz. İkiniz de öğretmensiniz. Şahane, karı koca çalışan aileler evet, burada tabii daha ev ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Gider ne kadar takribi? 2000 lira. 2000 lira. Bunun içerisinde kira var. Tabii 500 lira da kiramız var. 500 lira da kira var. Borç var mı? Yok, hiç borcumuz yok. Hiç borcunuz yok. Birikim var mı? 47 bin lira. 47 bin liralık birikiminiz var. Ama işim bu parayı bulmuşken şöyle güzel bir araba alayım diyor. Bir daha mı geleceğiz dünyaya diyor. Şimdi eşiniz, evet 30 yaşındasınız. İnsan özellikle gençken gezmek istiyor, tozmak istiyor. Her şeyi tecrübe etmek istiyor. Eşiniz haklı. Yani biraz... ileriyi düşünmek istiyorum. Yani siz de ileriyi hani düşünüyorsunuz. Bu özellikle... kadar para elimize geçmez diyorum. Evet. Hani... Şimdi ben size hemen kararımı söyleyeyim. Ben bugün size 105 bin liralık bir ev için, 105 bin liralık bir ev için hemen onay veriyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen onay veriyorum. Eşinize de söyleyin, arabalar bir yere kaçmıyor. Önce bir kendi çivinizi çakabileceğiniz evinizi alın. Çünkü araba yatırım değildir. Arabada böyle kontağı çevirdiğinizde %10-15 hemen değeri düşer. Ama ev bizim özellikle başımızı sokacağımız ev, bizim ileriye dönük olarak güvencemizdir. Ama her evde alınmaz. Oturduğunuz evi inceleyin. Burada hakikaten bu 105 bin liraya değer mi? Burada pazarlığınızı yapın. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Dolayısıyla bunu alabilecek gücünüz var. Güzel 47 bin lirada birikiminiz var. Ama benim size tavsiyem bunu biraz düşürün ve evi çok iyi araştırın. Burada muhtarlığa gidin, belediyeye gidin, çevre gelişiyor mu? Bunun değeri artacak mı? Bütün bunlardan sonra karı koca ikna olursanız o zaman demek ki benden de size onay çıktı. Şimdiden güle güle oturun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim.